Merhaba, hoş geldiniz dersime. Ben Eyüp Hocanız. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım, 2023-2024 eğitim öğretim yılı yazılı sorularını paylaşmaya başlıyorum. Şimdi bu videomuzda 9. sınıflarla birlikte 1. dönem 1. yazılı sorularını şöyle baştan bir ele alalım istiyorum. İnşallah soruları tutturacağız. İnşallah 100 alacaksınız. Bu sorular kıymetli dostlarım bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan tabletinize, bilgisayarınıza da indirebilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen sorularımıza bakalım. Yukarıdaki araştırmayı yapan bir edebiyatçı hangi bilimin verilerinden yararlanır demiş. Bir metne bakalım. <laughs> Anadolu'daki Arap Fars İslami edebiyatların etkisi altında gelişen bir edebi kültürün oluşumu Osmanlı'dan çok daha önce bir dönemde Anadolu Selçuklu döneminde başlamıştır. Bu çerçevede Konya merkezli Anadolu Selçuklu sultanlarının özellikle Farsça edebi eserlerinin üretimini teşvik ettiği görülmektedir. Bu açıdan da Anadolu'da bu dönemdeki İslami yani yazılı edebi kültürün çoğunlukla Farsça olduğu vurgulanmalıdır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin otoritesinin 13. yüzyılın sonlarından itibaren zayıflaması ile birlikte Anadolu'da ortaya çıkan Türkmen beylikleri döneminin temel ayırıcı özelliği ise eserlerde kullanılan dildir. Zira bu dönemde üretilen İslami edebi eserler daha çok eski Anadolu Türkçesiyle yapılır hale gelmiştir. Bu araştırmayı yapan bir edebiyatçı bak Osmanlı'ya gitti, Selçuklu'ya gitti, Selçuklulara gitti. Özür evet. dilerim. Beylikler döneminden vesaire buraları araştırdı. E haliyle bu araştırmayı yapan edebiyatçı tarih biliminden yararlanır diyeceğiz. Ama size tavsiyem şöyle bir soruyla karşılaşırsanız tutup altına tarih yazıp bırakmayın lütfen. Biz edebiyatçılar biraz gıcık insanlarızdır. Yani sizden cümle isteriz. Duygu ve düşüncelerinizi cümleyle ifade etmenizi isteriz. Yukarıdaki araştırmayı yapan bir edebiyatçı hangi bilimin verilerinden yararlanır? Tarih deyip bırakmayın lütfen. Bu araştırmayı yapan bir edebiyatçı tarih biliminden yararlanır. Nokta. E zaten Son yapılan değişikliklere, sınavlarla ilgili yapılan değişikliklere baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığının özellikle cümle kurabilen, yazı yazabilen, okuduğunu anlayabilen, duyduğuyla ilgili yorum yapabilen öğrenciler yetiştirmek istediğini görüyoruz. E haliyle biz de cevaplarımızı cümlelerle, yargılarla ifade etmeliyiz dikkat. Peki gelelim ikinci soruya. Sanat metinlerinin genel özelliklerinden 5 tane yazınız demeyiş. Peki ne yazılabilir? Mesela sanatsal metinlerde dilin bir kere en başta sanatsal işlevi kullanılır. E söz sanatlarına yer verilir. Sonuçta bu bir öğretici metin değildir. Sanat metinlerinde amaç okuyucuda estetik haz yani zevk uyandırmaktır. Öyküleyici, betimleyici, anlatım biçimleri kullanılır. Yazar eserini yazarken üslup kaygısı taşır. Eserim güzel olsun diye kaygılanır vesaire. Mesela bu 5 özellik rahatlıkla yazılabilir. Bu sorudan tam puanı rahatlıkla alırsınız dostlarım. Peki gelelim 3. sorumuza. İletişimin ögeleri nelerdir yazınız diyor. Şimdi biz iletişimin ögelerini şöyle kodlamıştık hatırlayın. Önce bir iletişim başlaması lazım değil mi? Karşıdan birisi geliyor dik dik size bakıyor. Siz de ne dik dik bakıyorsun lan diyerek iletişimi başlattınız. Kodlamamız dik bak. E dolayısıyla dönüt yani geri bildirim ileti yani mesaj, kaynak yani gönderici, bağlam yani ortam, alıcı yani hedef, kanal, şifre, kod şeklinde iletişim növelerini bu şekilde sıralarsak bu sorudan tam puanı alırız dostlarım. Peki aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşısında dilin kullanımından doğan türleri yazınız demiş. Şimdi esir kunta tussem çenniple kilne bir şey anladınız mı? Anlamadınız. Çünkü biz biliyoruz ki lehçeler dilin bilinmeyen tarihi dönemlerinde oluşmuştur. İşte Türkçenin Çuvaşça veya Kutçası vardır. Bizim bunları anlamamız mümkün değildir. Bir teze nağıl başlar dünya oyan ey güneş oyan el elvan boyar yoksa bu deniz uçar. Ha, biraz biraz anlıyoruz ama net bir şekilde anlamıyoruz değil mi? Bu biraz biraz anlamalarsa eğer artık tarihin bilinen seyri içerisindeki dilden kopmalardan bahsediyordur. İşte bu Azeri şivesi vesaire ki bu da bir Azeri şivesidir. Buna da şive diyeceğiz. İç esmiyor Hüseyin Bey'a gibi <laughs> artık anlaşılmada bir sıkıntı kalmıyorsa sadece komik geliyorsa belli bir ülkenin sınırları içerisinde farklı bölgelerdeki dil farklılıklarından bahsediyordur. Ona da Ağız yazmamız lazım. Koridorda sabahtan beri volta atıyor. e Volta atmak argoda kullanılan bir kelimedir. Dolayısıyla buraya argo yazmamız lazım. Matematikten yine çaktım. Çaktım. Öğrenci milletinin kendi arasına kullandığı bir kelimedir. Öğrencilere has bir kelimedir. O gruba ait bir kelime olduğu için de buna da jargon dersek işte bu sorudan tam puanı rahatlıkla alırız. Peki. Gelelim 5. soruya. Metinde yer alan hikayenin yapı unsurlarını ve bakış açısını yazınız demiş. Metni bir okuyalım. Kahveye yaklaşınca makinist gaza bastı. Motoru büyük bir gürültüyle çalıştırdı. Egzozunu tüfek gibi patlattı. Kalabalık ürkerek açıldı. Birçokları korkularını gizlemek için kahkaha attılar. Makinist kahvenin önünde traktörü durdurdu. Fakat motoru istop ettiremedi. Direksiyona yaslanarak etrafını saran kalabalığa gururla baktı. Halil Ağa tesbihini şakırtatarak yaklaştı. Hoş geldin bizim oğlan dedi makiniste. De. Bizim dört beygirli bu he. Makinist kas izini geri attı. Kulağının üzerinden düşen çiçeği tam zamanında yakaladı. Sapından döndürerek burnunu götürdü. Bu ağam dedi. Nasıl nasıl zorlu değil mi? Adı 4 beygirli ya. Onun bugün de yaptığı işin 10 beygir hakkından gelemez. Sözünü doğrulamak ister gibi gaza bastı. Motoru homurdattı. Çiçekler, yapraklar zangırtıyla titreştiler. Şimdi bir kere bu olay nerede gerçekleşti? Yani mekanımız neresi? Buraya kahve yazmamız lazım. Zaman ne? Böyle kesin bir zaman yok. Saat şu, işte ne bileyim günlerden şu gibi bir zaman yok ama kahveye yaklaşınca diye bir zaman sınırlaması yaptı. Kişilerimiz kimler? Şahıs kadromuz. Bir makinistimiz var. Halil ağamız var. Bir de o yörede toplanmış kalabalık var. Peki olay örgümüz nedir? Makinist traktör ile kahveye gelir ve traktörü ağaya halka gururlu bir şekilde gösterir. Olay örgümüz bu. E bakış açımızda ilahi bakış açısı değil mi? Çünkü şurada ne diyordu? Korkularını gizlemek için. Anlatıcı kahramanın korkusunu gizlemek için bunu yaptığını nereden bilecek? Ancak ilahi bakış açısına sahip olursa. E haliyle burada da ilahi bakış açısı kullanılmıştır diyeceğiz. Peki gelelim 6. soruya. Verilen metinde hangi anlatım tekniği ağır basmaktadır? Şimdi şu metne baktığımız zaman Aziz'im Kont hem de en iyisi Kont da falan devam ediyor. Aziz Teğmen'im karşılıklı konuşmalar gördük. Eğer verilen bir metinde bu şekilde ağırlıklı olarak karşılıklı konuşmalar varsa anlatım tekniği olarak verilen metinde diyalog tekniği ağır basmaktadır gibi bir cümle kurarsak işte bu soruya tam puanlık bir cevap vermiş oluruz dostlarım. Peki gelelim 7 soruya. Parçada ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Söke'ye gitmek için Selçuk'tan otobüse bindik. E, nokta. Otobüsümüzün adı neydi? Soru işareti. Telaştan bakmamış olacağım ama yolda karşımıza çıkan otobüslerin virgül, kamyonların adlarını okumakla epey eğlendiğimizi hatırlıyorum. Anadolu'da Şuraya bir kesme işareti. Taşıtlara takılan adlar, adlarla bir kitap yazılabilir. Bu kitap dört tekerlekli motorlu taşıtın taşra hayatında oynadığı büyük rolü de tek tek kişilerin ve halkın psikolojisinde aydınlatır. Evet bu şekilde nokta soru işareti virgül kesme işareti virgül koyarsak böyle bir soru karşımıza çıkarsak inşallah tuttururuz soru. Eğer bu soru çıkarsa bu şekilde bir cevapla tam puan alabiliriz dostlarım. Peki gelelim 8. soruya. Verilen parçada altı çizili isimleri türlere göre gruplandırarak yazınız demiş. Kanepede kağıtlara ilgisi saffet. Şimdi maddelere göre isimler demiş. Bu şu da olabilir. Varlıkların oluşlarına göre isimler. Yani somut isim, soyut isim. E baktığımız zaman kanepe, kağıt bunlar somut isim. ilgi soyut isim olur. Varlıkların sayılarına göre isimler dediğimizde kanepe, ilgi, saffet buraya eklenebilir dostlar. Tekil isim kağıtlara çoğul isim olur. Varlıklara verilişlerine göre isimler dediğimizde kanepe, kağıt, şurada ilgisi bunu da buraya ekleyebiliriz. Bunlar cins isimdir. Safvet ise özel isim olarak değerlendirilebilir. Aşağıda verilen cümlelerde yazım yanlışlarını düzelterek altlarına yazınız demiş. Olaylar gitgide sarpa sarmaya başladı. Evet biz biliyoruz ki gitgide sözcüğü bitişik yazılır. Hemen altına gitgide şeklinde yazıyoruz. Yeni aldığı eşortmanlarını serviste unutmuş. E biz biliyoruz ki eşortman değildir bu. Eşofmandır eşofman. Evet elektrik kesintisi kısa süreli olacak. Elektrik şuradaki i olmayacak. Doğrusunu hemen altına yazarız. Döndüğünde hiçbirini yerinde bulamadı. Hiç Hiçbir bitişik yazılır. Hemen altına yazdık. Yalnız yaşamayı kendi tercih etti. Yalnız olmaz. Yalından gelir değil mi dostlarım? Yalın. E dolayısıyla yalnız olması lazım. Altına doğrusunu yazdık mı? Bu sorudan tam puanı almış oluruz. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler, en baba sınav notları sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.